Merhaba arkadaşlar, ben Baba Karo, tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izletmeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar, tekrardan bir hesap göstermesi, bir hesap düzeltmesi Emre. Kendisi bir ay, kaç ay önce, bir buçuk ay oldu galiba, hesap incelemesini yaptık. VIP 16, 100 milyon Zenit'i almış. 1 milyar 625 milyon birleş puanı vardı arkadaşlar ve 11 milyon bir ölüsü Zenit almış, VIP 16.072 günde. Biraz VIP geride kalmış ama bugün konum VIP ya herhangi bir şey değil. Direkt çantayı patlatıyoruz. İlk KYK'dalar ve KYK'da da güzel bir şekilde 4. 9. sırayı onur puanda almışlar. Güzel bir krallığı var ve KYK'ları takır tukur kazanıyorlar gibi geliyor yani. Aslında kazanmışlar arkadaşlar. 9. sıra gerçekten inanılmaz bir sıra. Temalara gelirken bir tane özel Zenit, yani Topkapı Sarayı var. Burada Zenit teması vardı. Burada okçu saldırısı %15 bir teması vardı. Tabii ki bu hesap full bir okçu hesabı arkadaşlar. Kaynakta pek bir şey kalmamış açıkçası. Savaşmış. Hızlandırması gerçekten güzel bir hızlandırması hala var. Zenit'i oynarken ve her şeyi alırken güzel bir hızlandırması var. Burada da açacak bir şey yoktu, yoksa açacaktım. Güçlendirmeleri gelirken yine de kendisi istediği kadar 30 tane de %50'lik de kapasitesi var. Güzel ve ekipmana gelirken 3 tane seti full okçu yapmış. 3 tane set full efsanevi okçu var. 2 tane saklı hancer, bir tane öfke borusu, bir tane zeval yüzüğü var. 4. seti de yapmaya başlamış. Ayakkabıdan başlamış. Tabii ki 4. seti de direkt efsanevi yapmaya karar vermiş. 4. seti de yapacak zamanda. Şu an sadece şey yapacağız yani. Nasıl diyeyim? Bir mor set bugün yapacağız. Teçhizata gelirken teçhizata da güzel bir teçhizata sahip olacak yavaş yavaş. Diğere gelirken burada çok güzel. Burada hepsini aç dedi ki kendisi Emrekaya. Bu yüzden ben şu an Emre'den çok çok teşekkür ediyorum. Bundan başlayacağım. Piyade savunması var ve okçu saldırısı. Tabii ki bunlara ihtiyacı yok ama yine de biz burada okçu ise okçuyu alırız kalıcı olarak. 3 tane de 3 günlük var. Burada da zaten dioksik, bunlardan hangisi isterse karanfil buketi güzeldir. Karanfil buketi de alıyoruz arkadaşlar. 2114 tane ikmal kutusu var. Gerçekten burada Emre çok fazla bir emek vermiş. Teşekkür ederim. Bu kadar birikim yaparken ve her şeyi benim için bıraktığın için gerçekten teşekkür ederim. 2114 tane ikmal kutusunu direkt açarım arkadaşlar. 2114 tane, 115 tane araştırma hızlandırması, 139-15 dakikalık genel hızlandırma, 6300 gıda burada, 3700 taş, 127 tane 15 dakikalık eğitim, 128-15 dakikalık inşaat, 69 tane gümüş anahtar, 23 tane altın anahtar, 116 tane de 15 dakikalık iyileştirme hızlandırması ve 6 milyon 500 bin daha odun geldi. 62 gündür sırlı sandığı açmamış. Gerçekten inanılmaz. 62 günde kaç tane %25 da kapasitesi geliyor? Kaç tane yetenek sıfırlama geliyor? Bunları da gerçekten beraber merak ediyoruz. 2 aydan fazla, yani 60 günden fazla bu adam hiç açmamış. 62 tane bir sırlı sandık açıyoruz arkadaşlar. 2 tane ışınlama, bir tane %25 da kapasitesi, bir tane rastgele ışınlama, 2 tane yetenek sıfırlama, 25 tane eylem puan, yüzlük, 2500 ve 25 saatte hızlandırma gerçekten güzel oldu. 1631 tane kemik ölü ya Lohar'ın etkinliğinden. Bakalım 1631 taneden kaç tane cevher gelecek, kaç hızlandırma ve kaç gün hızlandırma, ne kadar kaynak gelecek, çok merak ediyorum. Bakarım, açtık. 161 tane 50 binlik odun. 2160 tane 10 binlik odun. Gerçekten inanılmaz. 333 tane 5 dakika araştırma. 349 5 dakika iyileştirme. 317 5 dakikalık inşa. 2592 tane direnç oku. Yeni oyuncular. Erkite bir şey açmak istiyorsunuz. Herhangi bir şey. Lohar etkinliği gerçekten sizin için inanılmazdır arkadaşlar. O yüzden lütfen bunları ihmal etmeyin. Lohar etkinlikten siz AP kasabilirsiniz. Kaç tane cevher gelmiş? 1630 tane cevher gelmiş. 163 tane 10 tanelik 1630 cevher güzel. 312 tane
5 dakikalık eğitim hızlandırması, 174 tane 50 kalık gıda geldi. 23 tane mavi lohar, 158 tane 5 dakikalık ara şey genel hızlandırma, 2244 tane 10 binlik gıda geldi. Çok güzel bir şekilde. 1300 tane telafi sandığı zaten 1 dakikalık hızlandırma ve biraz kaynak veriyor. Pek bir şey değildi ama yine de burada 168 saat genel ve 190 tane de 1 dakikalık geldi. 3 saat, 3 saat, 6 saat. Burada da yine de 6, 6, 12 saat hızlandırma geldi. Burada da az değil. Bu da RD yonca sandığı var. 5 tane. İnşallah güzel bir şeyler buradan çıkacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Neler çıkacak? Bir tane yıldız mor. 500 kalık gıda. 100K kitap XP 500 odun. Bir tane mor. Tamam. 276 tane Hyperplate sandığı var. 276 tane bir tane bile gelir mi? Sence? Bilmem. Bir bakalım. Yok. Gelmedi. Bir tane efsanevi heykel bile gelmedi. 97 tane şey atıflı geldi. Sen 100 500 K bir pasaport neredeyse buradan çıktı. Bir pasaport güzel bir şey arkadaşlar. Toplam 5 bir pasaport geldi yani. Burada gümüş anahtarlardan yıldızla falan geliyor. Aynısı denk gelecek. 2 tane birinci seviye sürpriz var. Burada 10 kaynak odun. 50 kalıkta kaynak seçenek sandığı geldi. Bir tane ikinci seviye var. İkinci seviyede de 150 gıda odun, taş 112K ve 50K da altın seçelik. 5 tane kafile ikramiyesi var. 5 tane kafile ikramiyesi de tekrardan kaynaklar geldi arkadaşlar. Bir tane de kafile ikramiyesi ikinci seviye var. 150 kadar odun daha geldi. Olan Emre harbiden çok fazla bir şey geldi sana. Hızlandırma geldi ve kaynak geldi. 2 tane üst düzey kupa var. 2 tane üst düzey kupada birkaç cevher gelsin ya. Birkaç cevheri bir ekliyorum 2 tane üst düzey kupaya. Bir bakalım. 2 tane üst düzey kafe. Burada 2 tane bölgeye ışınlama geldi. 15 tane 20 tane 15 dakikalık hızlandırma geldi. 15 tane de 30 dakikalık geldi. Güzel bir hızlandırmaya sahip oldu. 3 tane destansı kupa var. 3 tane destansı kupadan ne çıkacak? Ben geçen gün bir tane açtım. 3 tane 30 tane 8 saatlik çıktı. Çok sevk aldım. Harbiden 8 saatlikti galiba hatırlıyorsam. Ya 3 saatlikti bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. 3 taneyi açarız bakalım 3 taneyle neler verecek. Ama ya bu 3 taneyi açmadan önce bir beğeni artarsanız çok çok sevinirim. Böyle bir hesapları her zaman ben bekliyorum. Yani böyle çanta patlaması ayrı bir zevktir yani. Hem de özellikle video olarak ya yayın olarak gerçekten çok güzel olacak. 3 tane destansı kupayı açarız arkadaşlar. Evet. 50 saat hızlandırma. 2 gün hızlandırma geldi. %25 kita kapasitesi bir tane geldi. 2400 cevher geldi. 40 tane 30 dakikalık geldi. 3 tane de ışınlama geldi. Çok güzel yani neredeyse 2 gün, 3 gün, 4 gün bir hızlandırma geldi. 2400 de cevher. Çok güzel bir şekilde bunları aldık. Peki burada daha neler var? Bu anahtarları da biz açarız arkadaşlar. 373 tane bir gümüş anahtar. Beklentimiz kaynak ve hızlandırma. Burada sadece bunlardır. Başka bir şey yok. Heykel falan bir beklentimiz yok. Güzel bir XP, güzel bir gümüş anahtardan güzel bir kredi açtık. Kaynak 243 tane 10K'lık gıda, 3 tane 50K'lık burada, 224 tane 10K'lık odun, 10 tane 50K'lık. 12 saat burada, 123 tane 5 dakikalık da tekrardan burada geldi. Çok güzel, ben sevindim. 266 tane kristal anahtarı ekipman sandığı açarız. İnşallah güzel bir materyale gelecek burada. Ben çok sevinirim. Ekipman olarak fena değil ve evet okçu adama mor abonus destansı geldi. Çok sevindim. 20 tane 21 tane de abonus üst düzey var burada ve 302 tane de abonus normal var. Güzel bir materyal burada bu hesaptan geldi. Ekipman olarak bir tane okçu silahı geldi. Galiba burada da süvari saldırısı var. Tamam. Başka bir şey gelmedi pek. 234 tane altın anahtar var. El Cid'i fullemesini gerçekten çok ister. Ben kendisi de diye inşallah bu anahtarlardan El Cid fullenir. Peki yüzde kaç siz fullemesini istiyorsunuz? Bir bakalım El Cid ne durumda? Gerçekten çok merak ediyorum. El Cid'i efsaneviye çevirirsek El Cid burada 5 5 5 4.
Kaç tane? 50, 49 tane kafa istiyor. 49 kafa biraz zor gibi geliyor Emre ama umarım gelecek. Burada 163 tane onları da açalım. 22K, 23K bir cevher oldu 18K'dan. Tamam. Beklentim 39 tane LC'dir. Umarım ki 39-40 tane LC gelecek ve mutlu ve mesut bir şekilde bunu fulleriz. Ama bir tane kalırsa ben bir tane altın kafayı harcarım senden Emre. Bilgin olsun. Haydi beraber. Bismillah. Of, bakalım. Görmedim. Gerçekten görmedim kaç tane LCD geldi. Çok merak ediyorum. 80 saat hızlandırma buradan geldi. 3 gün 3,5 gün burada geldi. XP kitap kaynak geldi. Güzel bir kaynak geldi. Yıldızlar da geldi. Evet, mor. Evet, burada Precious 5 tane Piros pardon. 2 tane Totmos, 7 tane Ragnar, 18 tane Mulan, 11 tane Ishida. Burada 2 tane Seondok, 3 tane Kleopatra, 6 tane Martel, 9 Chow Chow, 17 Frederick, 5 Caesar. Yuh! Mehmet, Mulan, Caesar, Totmos, Pyrrhos hepsi geldi ama o gelmedi. Kaç kafa geldi toplam? Çok kötü oldu. 20, 30, 40, 50, 60. 70, 82, 91, 91, 97, 100, 100, 109, 116, 126, 134, 144, 145 tane. 145 tane kafa geldi. Neredeyse yarımdan daha fazla. %70 bir orandan geldi. Haydi bakalım bakalım komutanlardan hiçbiri fullenir mi ya? Hiçbiri seviye atlatır mı? Burada Mulan seviye atlatmamış maalesef. Mehmet seviye atladı. Umarım buraya gelir. Evet. 5-5-1-5 bir Mehmet'i var. Şu an Mehmet en sevdiği şekilde yani. Burada kullanabilirsin Emre. Burada bir telafi ödülü olarak senin için oldu. 5-5-3-2 bir Sezar var. Sezar bayağı geride kalmış ama niye bilmiyorum yani. Totmos 5-4 ve Piros. Piros bir seviye daha atladı. Evet, bir seviye daha atladı. Bir seviyede iki tane altın kafası eksik. Arkadaşlar şimdi burada biz iki komutanı fulleriz. İki komutan fulleriz. Bu iki komutanın fullemesinin şerefine bence bir beğeni atabilirsiniz. Ya yorumlarda da yazın. Bir bakalım. Henry ve Julian fullemesi bu hesaptan mantıklı mı mantıksız mı? Çok merak ediyorum. İlk başında biz Juk başlıyoruz. Juk Liang'i bir çağırdık. Onun paketlerini almıyor. Juk Liang direkt 60 seviyeye çıkartması lazım yani. Pardon, böyle değil. Burada böyle. Tamam. Juk Liang 60 seviyeye çıkartırız arkadaşlar. Evet. Evet. Umarım gidecek. Tamam. Sıkıntı yok. 30 seviyeye kadar basarız biz. Evet. Dördüncü seviyeyi de açtık. Tamam. Şimdi ben sadece bu komutanı fulletmek istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Eğer ki beğendiyseniz beğeninizi atın arkadaş ya. Bak size iki tane komutan fulledim. 1000 ton patlama yaptık. Komutanları takır tıkır ben sizin için fullerim. Zaten artık diyecek bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Sadece fulleriz arkadaşım. Başka hiçbir şey yok. Bakalım. 1700 kafayla biz 1200 kafayla komutan sadece fulluyoruz arkadaşlar. Yani sıfırdan iki komutan fullemek ne kadar sabır işi bunu da sadece Emre Kaya bilir, ben bilirim ya öyle birikim sabrediyorsun abi bir şeyler yapayım sonra fulleyeyim 5 5 5 5 ve burada böyle Juk Liang'ı da fulleriz 1200 kafa kaldı hala. Evet ve burada 5. de aldık arkadaşlar. Ve Juk Liang'ın uzmanlığı.
Jürgen artık can yakar bu hesaptan. Niye can yakar? Çünkü kendisi bir okçu hesabı ve okçu hesaptan Jürgen'in ne kadar güçlü olduğunu gerçekten herkes bile bilir. Daha devamı var. Bu hesap devamı var. Ekipman yaparız. Daha çok şey yaparız baya. O yüzden takipte kalın bakalım. Eğer ki öyle bir hesaplarınız da varsa bana kesinlikle söyleyin. Çünkü seve seve ben böyle bir şeyleri yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Açıkçası. Bunu Juklyang'ı ben 60 seviyeye çıkartmaya çalışıyorum. 60 seviye her zaman daha iyidir Juklyang için. Juklyang birinci komutan olarak da kullanırız. O yüzden hiçbir sıkıntı olamaz. Juklyang'dan her türlü yaparız. Henry de aynı. Tamam, böyle ben bir tane çoklu bir tane tekli yapacağım ki daha fazla bir kritik şans olsun. Bu her zaman vardır ve var. 60 seviyeye bir Zhuge hayırlı umurlu olsun Emre Kaya. Çok çok sevindim ben bunu fullediğin için. Güzel bir karar ve güzel bir seçim. İkinci olarak arkadaşımız kendisi. Ben tekrardan söylüyorum. Kendisi bir o burada yazmış. Henry ve Zhuge Liang fullenir. Henry ve Zhuge Liang'ı fulleniriz. O yüzden Henry'yi de çağırdık arkadaşım. Çağırırız ve Henry'yi de fulleriz. Ya kitap XP çok fazla var. O yüzden pek bir şey ifade etmiyor. Sadece fulleriz yani. Evet. 18, 19. 20. Henry güzel bir komutandır. Biraz geride kalmış. Bilmiyorum. Belki krallıkta birinci sırayı almış ve böyle bir söz vermiş. Belki kendisi burada rally lider olacak. Okçu rally lider olmasını da şey var. Ve şu an Henry her türlü iş yapar yani bu komutan. O yüzden fullemeye karar vermiş. Bu kendisi ve krallığın arasındaki bir anlaşmadır. Bazı insanlar, bazı oyuncular bunu yapar. Mesela ben de yaptım zamanında. Konstantin'i fulledim. Birinci sıraya aldım galiba. O yüzden bu şekilde fulledim. Çünkü gerek vardı. Gerek olduğu yerde fullersin. Gerek olduğu yerde krallık için her şeyi yaparsın. Ben saygı duyuyorum. Ve şu an Henry'yi fulleriz arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bu Henry'de ne kadar güçlü olacağını gerçekten. Ha, tamam. Burada da bunu 60 seviyeye çıkartırız artık. Bunu da yapacak bir şey yok. Bir kaçış yok yani burada Henry'den de. 50 seviye. Evet, aha. Tamam. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Bu da 60 seviye bir Henry'miz. Hayırlı umurlu olsun arkadaşım. Tamam. 60'a geçelim artık. 60'a geçeriz. 60, 60, 60. Evet. Henry de 60 seviye geldi. Hala bu komutanı da fuller. Bu adam bu kadar kafa varken çok rahat bir şekilde İki komutanı fuller ve daha da kafa kalacak elinde ve bu gerçekten inanılmaz. Yani Juyuklayan'dan kafa basmamış, herhangi bir şey yapmamış. Şu an komutan neredeyse full olacak ve sonraki komutanlara bile yani kafası olacak. Henry biraz tuhaf geldi bana açıkçası ama kendisi söylediği gibi ben full okçuyum. O yüzden full bütün komutanları fullemek isterim açıkçası. Arkadaşım bu da son skill'i ve sonradan bir komutan daha fulleyebilir. Bu gerçekten inanılmaz. Bir hesap, iki komutan fullenir ve bir komutan daha olacak arkadaşlar. O yüzden bunlara ben saygım sonsuz. Krallık için bazı şeyleri yapmak zorundasınız ve bu hesapta da aynısı olmuş. Henry de uzmanlığı açıldı arkadaşlar. Ve güzel bir açılış oldu. Güzel bir Henry ve Zhuge Liang fullendi bu hesapta. Henry ve Zhuge Liang fullenmesini gerçekten çok bir şey katıyor. Şimdi burada bu hesapta ne var? Budika var. Zhuge Liang var. Nebukat var. Henry var. Artemisia var. Ramses var. YSG var. Full olan. Yani okçu komutanların neredeyse en güzelleri fulletir arkadaş. Fullenir. Bak YSG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve hala da sabrediyor. Bir komutan daha fulleyebilir ama şu an fulleyecek bir komutan okçu da tabii ki var. Mesela Amanitor'a güzel bir komutan ama tabii ki bu artık sonradaki komutanları da beklemesi lazım. O yüzden bir sıkıntı çıkamaz. Ben sana başarılar diliyorum. Oha, bu kadar şey nereden geldi? Bir komutan, iki yıldız, 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 yıldız. Tamam, iki tane 20'lik kafası var. Umarım kendisi alır.
Almasa da bir sıkıntı olamaz. Zaten bu seride Tema'yı alacak. Hatta Tema ne var? Onur kaydından, listesinden. Bir tane de burada balıkçılık kuşun uçuşunu alacak. Güzel bir şekilde 9. sırada. Bu da kendisi bir zevktir ki 1 milyona yakın bir ölüsü var. 1 milyona yakın bir ölüsü var ve %30'u geri dönüyor. Böyle bir dalar geri dönecek. Güzel bir ölüsü de oldu arkadaşlar. Haydi gidelim. Üçüncü bir kıta için bir ekipman yapmasını söyledi. O yüzden onlar da beraber yaparız. Burada bir okçu savunması %13 var. Biz onu ilk olarak yapacağız arkadaşlar. Ve evet. Tamam. Mor oldu ama güzel oldu. Silahtan başladık. Kafalığa geçiyoruz. Kafalık %7,5 savunma veriyor arkadaşlar. Ve evet. İkincisi de tek seferde kritik attı. İki tane mor tek kritik attı. Okçu saldırısı. Bir bakalım. Okçu saldırısı. Burada da okçu saldırısı. Tamam. Pantolon hangi seti hangisiydi? Setten çok merak ediyorum. Burada set buydu. Evet, setten bunu da yapacağız. Okçu savunması %7,5 atmadı. Tamam. Sıkıntı yok arkadaş. Bu kadar attık. Bunu da atmasın. Bir sıkıntı yok. Ve bunu da atmadı. Tamam. Şimdi ne kaldı? Ayakkabı kaldı. Ayakkabı okçu için okçu sağlığı %5. Hemen atarız ve olmadı. Tamam. Başka ne kaldı? Çok merak ediyorum. Bir bakalım. Bir Yuglyang'a biz böyle bir şeyi çarpıtalım. Tamam. Göğüslük kaldı. Onu da yapacağız zaten. Evet. Bunu da giydirelim. Bunu da giydirelim. Tamam. Göğüslüğü de yapalım. Sonra da artık diğer şeylere geçeriz arkadaşlar. Okçu saldırısı ve 6 milyon. Tamam. Bunu da açtık ve burada Juglyang'a bunu da takarız. Tabii ki bunların hepsinin kritik olması gerekiyor. Onu da kritik yapacağız. Şimdi burada gelelim. Pantolundan bakalım. Bir daha. 25. Evet. Of. Güzel. Güzel. En azdaki harcamayla biz bunların kritiklenmesini çok çok severiz arkadaşlar. %75 ve %100. İki kere, iki kereden hepsini yaptık. Bu da çok sevindim. Gerçekten artık bu ekipmanlar sağlam oldu. Saldırısı ve burada da sağlık. Sağlığı biz bir yapalım. %75. Abi bu ne ya? Bugün şans günüm ya. Hepsini birer tane tıpış tıpış yapıyoruz arkadaşlar. Bu seti çok rahat bir şekilde ve çok ucuz bir şekilde yani atlattık. Umarım bunu da atlatırız. Yok. Bir daha. Anamızı ağlatı bu ya. %75 göğüslük. Tamam, yapacak bir şey yok artık. Peki bu hesap nasıl bir şey? Yani nasıl bir karar alacak? Bir bakalım şeyden ne yapmış. Teçhizatta. Artık teçhizatları böyle. Ben burada bir kama dizilişi yapacağım burada. Burada bir bakalım. Okçular. Okçu sağ. Pardon. O kadar okçu oynamamışım ki. Yok, pardon. Okçu sağlı. Tamam. Burada bu güzel bir şey. Burada okçu sağlığı. Tamam. Bir bakalım daha okçu sağlığı ne var burada da. Savunmasını. Tamam. Güzel. Evet, bu da güzel. Tabii ki bu da güzel. Ama burada ne veriyor? Bir dakika. Burada okçalı %1,5. 3. 4,2 veriyor. Burada 3, 2,5, 3 veriyor. Yok. O diğer daha güzel. Bu da çok güzel. Harbiden bu güzel. Bir bakalım burada neler var. Bazen okçu sağlığı ve %30 ihtimalle hedefin ekstradan doldurur hasarsa faktörü yiyor. Bu da güzel ama daha güzel. Okçu sağlığı %1. Evet. Evet, burada okçu sağlayı saldırısı, burada da Edward'a koymuş ve burada da okçu sağlayı 1,5. Okçu savunması, okçu sağlığı. Tamam, burada okçu. Evet, intikal hızı. Tamam, bunu şimdi ay.
Tamam, seçtik. Burada da bunu yaptık. Henry de evet, Henry değil. Bir bakalım nasıl olacak. Daha bakalım burada Gumbatum Kanyonu nasıl dizmiş. Gerçekten çok merak ediyorum. Edward Ramses, Nevuye Sege, evet, Julian Nevuye Sege, Atırlıydı Mehmet. Tamam, bak burada mesela Atırlıydı alırsak, tamam, Atırlıydı alırız. Burada hatta böyle bir şey de yapabiliriz. Henry ama Nebukat'ta ekipmanı var. Tamam, şimdi Henry ne bu? Evet, bunun yerini değiştiririz, sıkıntı yok. Ne bu Henry yapacağız burada. Yani Henry ne bu olması gerekiyor, ben söylerim şimdi. Henry nerede? Aa, ben niye kasamıyorum ya? He, tamam, şimdi fetih sezonda değil, o yüzden he, burada Henry, burada ya. Tamam. Ne bu? Henry ne bu? Ola bir gelsene. Henry ne bu? Tamam. Burada da Julian YSG. Tamam. Evet, tamam. Bunu hatta böyle yapabiliriz. Budika. Evet, şimdi Nebukat'taki bomb şeyleri. Yugliang da var, Yugliang da var. Henry'dekileri de Nebukat'a koyacağız. Henry'e koyacağız tabii ki. Henry nerede? Henry. Ben Henry'i niye görmüyorum abi? Tamam, ne bu? Evet, bu da buraya gelsin. Burada da ne bu? Evet. Evet. Burada da tamam, bunu da buraya koysak. Burada ne vardı? Tamam. Nebukat bu var. Buraya koyacağız. Tamam. Ne bu Henry oldu. Şimdi Henry ve Nebu'nun yetenek ağaçlarını da göstermemiz lazım tabii ki. Burada bunu da böyle yapacağız. Burada Nebukat'taki ekipman nerede? Evet. Burada Nebukat'taki ekipmanları buraya koyacağız. Nebukat. Burada. Evet, Nebukat. Tabi buradan bundan daha iyi yok muydu? Seçtik ve burada Nebukat ile güzel bir şekilde yaptık. Tabii ki burada şey var, Julian var. En güzel ekipmanlar burada Julian Edward'dan değil, Julian'da olması lazım. Evet. Burada da bunları böyle Edward'dan çıkartırız. Edward'dan ne varsa buradan buraya takacağız. Edward. Tamam. Taslağa girersek, Edward'dakiler neler var? Burada ne var? Burada çok güzel daha bir şeyler koyduk galiba. Edward'dakilere. Edward bu çok güzel. Tamam. Evet, bunu da buraya takacağız. Evet.
Edward. Tamam. Bunları da Edward'a taktık. Tamam. Edward'a da bu ekipmaları Edward'a takacağız. Hatta bunu ben burada takacağım. Burada. Evet, burada da bu silahı takacağız. Tamam. Edward'dakiler. Ne yok, şu Yang'dakileri buraya. Yok. Ne şu Yang'dakileri? Tamam, burada tamam. Yapacak bir şey yok artık. Bunları yiyemiyoruz, kuşanmıyoruz. O yüzden böyle olacak. Edward'dakileri burayı da değiştirelim. Okçular, okçu, okçu. Burada bu var. En güzelleri. Evet, burada da bunu oraya takacağız arkadaşlar. Bu da Edward. Şimdi güzel bir ekipmana sahip oldu. Bir bakalım. Saldırıdan mesela arkadaşım ben yüksek sıraya vurmak isterim açıkçası. Edward Ramses. Burada da nerede? Burada da YSG. 5.'si Martel. Mehmet daha güzel olacak. Tamam. Şimdi burada bunu kazamıyoruz. Niye? Çünkü Edward ve YSG ile bir şey yapmadık. Bir bakalım. Ne bu? İşgal. Okçu işgal. Destek. Okçu işgal. Destek. Tamam. Burada ne var? Okçu. Çok yoğunluk beceri. Tamam. Yetenek ağacı nasıl? Buraya 3, 1, 5. Evet. Burada 5. Bir bakalım. 3'e gidiyoruz. Sonra buraya, buraya. Tamam. Evet. Yanlış. Tamam bakacağız. Ne artırı 6 saniye için? 4. Tamam. Burayı da yaptık. İşgal için. Tamam. Bunu böyle yapmış. Tamam. Ben de onu da yapacağız. Destek, bu destek ama. Hop 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 beceri beceri. Evet bakalım. Ya onu da bulurum ben yapacağım ama sonuç olarak güzel bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Hesap çok çok güzel oldu. Gerçekten değerine değer kattı. İnanılmaz bir hesap oldu. Tabii ki hala bir komutan fulleyebilir. Bu hesaba her zaman saygım sonsuz. Çok sabretti, çok şeyleri kaybetti, çok şeyleri de elde etti. Ama sonuç olarak güzel bir şey olacak. Yani ben bunu şey yaparken böyle bir destek her zaman bekliyor burada. Burada da ne var? İş iyileştikten sonra bu komutanın delegate ve saldırı seviyesini 100 saniye 3 artar. Burada ne var? Alan beceri ve saniye 3 düşürür. Tamam. Burada da bunu yapacağız. Burada da bu var. Burada ne var? Saldırısını 3 artar. Tamam. Evet. Burada da 3. Evet. Burada ne var? Delik etiği saldırı 20 şey 2. Tamam. Burada da 1. Tamam. Ben böyle bir şey yaptım şu an. Nebukata. Kendisi de tabii ki düzelir bunları. Düzeltir. Elinden geldikçe. Bir bakalım tekrardan bir şeyleri deneyelim. Yani bir bakalım nereye gidecek bu hesap. Ama hesap gerçekten inanılmaz oldu yani. Nebukat. Oha. O ne ya? Allah'ım ya Rabbi ya. Evet. Evet. Tamam. Evet. Evet. Ama güzel olur. Tabii ki bu yetenek ağaçları falan da
Çok bakması lazım. Ben de hiç bunlara bakmadan sadece şey yapıyorum yani. Bir çeki düzen vermem lazımdı tabii ki bu konuda. O yüzden bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben de. Burada bunu böyle yapacağım. Tamam, Leo. Bunu kesemezsin de. Kesebilirsin de. Kesemezsin de. Ama yine de biz deneyeceğiz. İtalyalı Psycho. Onu da bir deneyelim son olarak. Ve evet. Tamam. Güzel. Hesap gerçekten güzel Emre. Sana başarılar diliyorum. İnanılmaz bir şey yaşadın. Bana da böyle bir şey yaşattırdın. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, eğer ki siz de beğendiyseniz lütfen yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla beraber de paylaşın. Çok çok sevinirim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.